Selamlar dostlar, sizlerle bugün Solaris serimize Makine Matrix ile devam ediyoruz. Hedefimiz bütün olası yaşam unsurlarını kölemiz haline getirmek. Açık sözlüyüm en azından. Serimize kaldığımız yerden devam edelim. Ve iki yaşam formu... İyi haydi. Ha okey. Special Project'miş. İki tane yaşam, yani daha doğrusu iki tane gelişmiş medeniyet bulduk. Onlarla hemen bir iletişim ve işbirliği yersen. Evet. Burada bir inşa gemisi görüyorum galiba. Yok. Araştırma gemisine daha çok benziyor ama inşa gemisi de olabilir. Yani ilk sınır komşumuz muhtemelen soldaki medeniyet ama sağdaki medeniyeti hemen oraya kaptırmamak için soldan gerekirse hani şey vereceğim. Yani taviz vereceğim. Çünkü sola genişlemek benim için daha önemli. Peki şu ne diye soracak olursan. Babacığım burada böyle bir hafif böyle bir beyazımsı bir font var. Ne bu? Bu sizin sektörünüz arkadaşlar. Yani sektör genel olarak şu şekilde gözüküyor. Bu Max Primus sektörü olarak düşünebilirsin. İkinci bir sektör olacak buraya eğer ki ilan edersen. Sektör daha kolay yönetmenizi sağlıyor. Yani çok bir olay yok. Şu müziği de kapatmayalım. Geçen bölüm kapatmışım. Unutmuşum. Helal edin. Gerçekten müzikleri çok güzel. Bayılıyorum yani şu uzayın derin o şeyine yolculuğuna sizi bayağı bir çıkarıyor. Evet. Bir tane daha bulduk. Bu nerede? Bu farklı mı ırk mı? Yok bu uymuş. Hala bunları bulamadık mı ya? Hala daha onlar biraz zor. Bu biraz kendini gizledi ama yakında keşif başlayacak. Ve başarılı olmak da zorunda. Medeniyetimiz buna bağlı. Biz makineler, narinceneleriz yani. Kolay değil. Şuraya hemen ilk şeyi de atmam lazım. Yani hedefim burayı ele geçirmek. Çünkü buradaki şeye benim ihtiyacım var. Bir medeniyetten bir reliği demantlayabilirsiniz. Hatta büyük şeyler eğer ki keşfederseniz sizden onu isteyebilir. Yani gelip diyebilir ki la kardeş sen bir relik bulmuşsun. Şu an bende olmadığı için gösteremiyorum ama şöyle bir şey de olacak. Pardon. Tradition'da da değil. Neredeydi lan o? Dur bakayım. Government'da mı oluyordu? Ha burada. Yok. Station Lock'ta mıydı lan o? Haydi. Neyse şey hani relik geldi vakit gösteririm. Yani bize aitti. Sen bunu ver. Vermezsen sıkıntı olabilir aramızda. Oluyor da. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi buradan government'tan aslında bir poliçe seçebiliriz. Buradaki poliçeniz çok önemli. Burada hani ilk koloni atmak mı ya da ne bileyim. Yani dışarıya olan şeyiniz bu. İlişkileriniz daha doğrusu. Şu an için biz kaşif şeyine döndük. Ama ileride askeri bir yönetime geçersek eğer... Buna gidebiliriz. Yani tutas size mesela yaklaşım hani diplomatik duruşun. Buradan sen daha savaşçı durabilirsin. Araştırmacı durabilirsin. İzolist olabilirsin. Bu ne biliyor musun mesela izolist olunca? Sen toprağıma girmeyin arkadaşlar. Hani buralar benim. Bu önemli. Burada iki ihtimal var yine. Şu an için buff alabilirsin. Buraya Wire Prime'a buff alabilirim. Şurada bizim gezegenimiz. Şuradaki Wire Prime'e buff alabilirim ama daha da hani ne olabilir? Yani yarın altında daha ne güzellikler var muhabbetine girişip bir bakabiliriz ne var ne yok diye. Yani kötü şeyler de çıkabilir. Gezegen bile kaosu sürüklenebilir. Oyunun en sevdiğim yönü o. Çok kaotik. Ne çıkacağı asla belli olmuyor. Şimdi burada İki seçeneğimiz var. Yani ya Unity'yi alacağız ya da burada bir buff alacağız. Ben araştırma olduğundan dolayı ama o kadar da uzakta gidemeyeceğiz. Yani aslında Unity'yi almak bizim için daha mantıklı duruyor. Belki hani buradan gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani yok etmek daha mantıklı duruyor ya. Yani Unity'yi alacağım. Oraya kadar ilerleyebilir miyiz? Emin değilim ya. Ya çok dışlı bir sistem. Ama şuraya ve şuraya alırsak olabilir ama işte nerede bilmiyorum düşman beni. O yüzden yakacağım bunu. Moon base'i bulduk. Karanlık madde.
Hadi. Şimdi bu gezegende bir boklar olduğu belli de. Dur bakalım bir şey çıkacak mı altından. Mesela bazı yerlerdeki yaptığınız araştırmalar başka bir yeri de etkiliyor olabilir. Ona da bir bakacağız. Benim araştırma gemimin acilen yönünü çevirip şurayı keşfetmesi lazım. Unity'yi aldık. Ya bu oyunda bir etiğinin olmaması lazım. Yani bir etik bir değerinin olmaması lazım. Yani yoksa üzülürsün. Birazcık mineral alalım. Mineralden de enerji girdi. İnşa edelim. Evet. Şimdi ya bu buff'ları alacaksın ya daha derine kazacaksın. Şimdi daha derine, daha derine. Ne yani? Bir daha. Bakalım. Yani debuff da olabilir. Dediğim gibi gezegeni bile elimize alabiliriz. Öyle bir sıkıntılı şey var. Evet. İletişime geçtik. Burada 3 seçenek var. Ya barışçı diye mesafeli ya da düşmancı. Eğer ki yok edici bir ulussanız eğer, yani diğer medeniyetlere nefret ediyorsanız her zaman için bu seçenek geçerli. Ama biz barışçıl bir medeniyetiz şu an için. Haydi. Arkeoloji site gitti ya. Allah kahretsin seni. Sünger kafalı, pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Mantar kafalı arkadaşım. Yakında seninle bir noktada uzlaşacağız. İkimiz de bir konuda uzlaşacağız seninle, dur. Evet, buraya binasını inşa etmiş. Birazcık keyifsiz. Senin pil olman konusunda anlaşacağız. Şimdi. Şimdi ejderha yumurtası da yani yumurta çıktı da acaba ne çıkacak? Ejderha da bulabiliyorsunuz duruma göre. Ha, güzel. En iyi seçenek çıktı. Burada maden gezegeni oldu bizim için. Yani o kadar kazmanın bir yolu oldu. Karanlık maddeye de erken bir erişimimiz var ama şu an gidip de buna git yani almak mantıklı değil. Onun yerine füzyon reaktörüne veya enerjiye gideriz ama füzyon reaktörü daha mantıklı. Nüfus ne kadar fazla artarsa o kadar oranlıkta şey lazım. Buradaki aptal pardon sevimli yaratıklar bize şey işte bir şeyler öğretmeye çalışıyor akıllarınca. Onlarla da tabii ki iyi geçineceğiz pil olana kadar. Şu an için 3 tane maymun pardon şey gelişmemiş medeniyet tutuyoruz elimizde. Şuraya gidelim hemen. Starbase'i oraya inşa edelim. Şimdi Sorf sistemine bir tane araştırma gemisi yollamak istiyorum ya. Bu yumurtayı kırıyor. Bakalım içinden ne çıkacak. Umarım bir ejderha mı olur. Ejderhanı nasıl eğitirsin adlı bir çalışma yapmak istiyorum. Bu birazcık daha geriye şey yapsın. Aynı zamanda da savaş gemilerinin şeyini hemen bir oluşturalım. En azından bir 20'lik bir filomuz olsun. Yani daha ufak gemiler tutuyoruz elimizde tabi ama duruma göre değişir. Burada iki tane araştırma gemisi tutuyoruz. Birini şu tarafa çekmek istiyorum. Burada bir gemi bile fazla, bir gemi idare eder. Fazla değil, idare eder. Abi hemen şuraya gideceğiz. İnşaat gemisine de gelip şunu inşa ettireceğiz. Burada o sevimsiz yaratıkların dolaştığı sürüyü gördük. Az önce bizimle de bir ufak iletişime mi geçtiler? Bir şey oldu, bir hediye töreni oldu. Yakında onları da imha edeceğiz. Yani o gücümüz arttıktan sonra... O ne öyle? İki tane yaşanabilir gezegen. Ne diyorsun? De bu kalpler sistemi neresi lan bura? Yok. Yaşanabilir bir yer çok güzel. Yani şöyle yapacağız. Şuna ve şuna hemen gitmemiz lazım. Şu an için vakit kaybetemem. Şu an buraya hemen bir Starbase inşa edelim. Güzel. Yakında şuraya da bir tane inşa edeceğiz.
Next isterim müzikte. Bina inşa edersek ne yapabiliriz? Valla Unity'den yana biraz sıkıntı vardı ama enerji istasyonu daha önemli gibi geldi bana. Önce bir enerji. Ya bazı binaların tek yapabiliyorsunuz. O biraz sıkıntısı. Burası kolonize edilebilir bir yer olarak duruyor ama duruma göre sıkıntı çıkabilir. Maden gezegeni buydu. Şurada hani daha derine kazdığımız için. Gezegenlerin türleri var. Bak bu çok önemli. Eğer ki ben buraya gidip de Research Lab kurarsam mantıksız. Çünkü burası bariz bir şekilde maden gezegeni. O yüzden buraya daha çok mineral aktaracağız ve alaşım fabrikaları yapacağız. Yani buraya A4'ten de hani bildiğiniz edikler var. Onlardan verebiliyorsunuz. Burayı özel bir şeye çevirebiliyorsunuz. Hani sadece madencilik üzerine olsun. Gezegenin türünü seçebiliyorsunuz. Şu an için burası tabii koloni olarak şey yapıyor da. Bir yerden sonra burayı seçebileceğiz. Hani bu ne olsun bu gezegen? Ha şurada var mesela hani. Ona göre buff alıyor. Burada hani rafineri dünyası ve ne bileyim maden dünyası vesaire olabiliyor. Biz burada valla maden dünyası şimdiden tıklayalım. Biz şimdi maden dünyası olacak. Bir tane de araştırma dünyası yerken dönemde yapacağız. Giga projelerden de kovalamamız gereken şeyler var. Giga proje bizim için çok önemli. Bir dakika bir şey bulduk. Ne buldun birader? Bir şey buldu dedi de. Ha, artifact. Tamam bunu zaten gideceğiz de. Şu yumurtanın içinden ne çıkacak? Umarım kıyametimiz çıkmaz. Galiba şurada bir gezegende mi bir şey buldu? Bir yerde bir şey buldu görürüz yakında. Kapter sistemine gitmem lazım çok acil. Önemli. Hemen şurada bir istasyonda. Bir sonrakinde hemen kapler sistemine gideceğiz. Hatta şuraya da gitmem gerekecek. Okey orayı bitirdik. Hemen şuraya gidelim. Yaşanabilir ne kadar gezegen varsa hepsini kolonize edeceğiz. Burası gayet iyi gelişiyor. Ya buraya ekstradan bina yapmamıza şu an gerek yok. Ekstradan maden birazcık depolayalım. Alaşım bizim için çok önemli ya. Arada araştırmacılarımı iç araştırmalara gönderemedim. Sınırlardan ileriye doğru taşıyorum. Burası çok verimliymiş. Orayı alsak iyi olur. Oy bir dakika burada ne var? Astral şey var. Bir de hani bu dünya olduğu kadar bir öteki dünya daha var. Astral bir dünya var şaka bir yana. Ve oraya makineleri pek kabul etmiyorlar. Böyle pisişik karakterler olsa gidebiliyorsun ama biz galiba gidip orayı fethedebiliyorduk. Gideceğiz. Ne yaptın lan? Bir dakika dur. Biri çağ atladı. Rönesans'a geçti bak şeydeydi. Neydi onun adı? Geç orta çağdaydı. Rönesans'a geçmiş. Yaşayın. Siz yaşıyorsunuz bu hayatı. Hatta bazı medeniyetler böyle hani bizim gibi mesela düşün. Makineleri keşfediyorlar ve o makineler onlara karşı ayaklanabiliyordu. Hatta uzayda bile bu olabiliyor. Sen o makineye girip kendine de katabiliyorsun. Oyunda gerçekten bir sınır yok. Yani makine ırkı size karşı mesela ayaklarım bile ama makineysen bile bir sorun yok da hani. Mesela bir insan ırkısın cyborg değilsen eğer mesela makineleri köle olarak kullanıyorsun tamam mı? Ucuz diye çünkü. Evet yumurtadan yumurtadan baş çıktı arkadaşlar. Bilim adamım ve gemim öldü. Asteroid mi nereye? İşte başladı bizim mesai. Bizim şeylerimize asteroid çarpacak size bahsetmiştim. Buradaki istasyon bunu koruyabilir mi bilmiyorum ama şu anki buradaki medeniyet birazdan taş çağına dönmek üzere eğer küfür oyum yetişmezse. Umarım yetişir yani kanzi. Burada seçenek ne alınabilir? Şimdi
ırkımızı güçlendirebiliriz yani, daha doğrusu popülasyonumuz, medeniyetimizin şeyini, insanlığı yapısını, biyolojisini değiştirebiliriz. Ya da bu durumda biraz parça, ama ben Mining Station Output yani Prosperity'yi daha çok seviyorum başlangıçta ikinci tradition olarak. Çünkü erken oyunda ekstra bir mineral olsun şey olsun çok önemli diye düşünüyorum. Repair. Shipyard. Nerede gemi buldun lan? Devirde kim gemi kaybetmiş biz bulalım? Git çök. Çök Esma, çök. Köke. Çök. O ne lan? Ama bu hareket ediyor ya. O hareket ediyor ama ben hoşuma gitmedi onun. Evet, bizim filo yetişene kadar inşallah. Kaç gün acaba? Yani şurası defans platform. Hadi. Hadi canlılarımı seviyorum diyeyim. Hadi. Hadi. Normalde basmam ama o kadar alışım vermem ama. Yani bayağı bir pil var çünkü. 24 popülasyonu var. Bayağı iyi bir pil sürüsüler. Filo yetişene kadar asteroid birazcık zayıflaması lazım olabilir. Buraya hemen iki tane koloni. Hemen iki tane koloni. Çok para harcadık. Shipyard'dan iki tane koloni gemisi yapacağız. Oraya alacağız. Filo gelesiye kadar bakalım. Heh, yeni bilim gemimiz de geldi. Diğer rahmetli olmuştu kaptanı. Nere? Hadi yap gitsin ya. Şurası çok önemli. Orayı kaptırmadan hemen almamız lazım. Bu tarafta bir organik yaşam formu yakalayamadık işin garibi ya. Hatta ya bulamadık. Yo bulduk. Ha bu yaratıklarmış. Biz bunlarla mı iletişime geçtik? Evet. Ha iyi. Bu tarafta bir yaşam formu yok gibi duruyor. İyi. Bird. O zaman yukarı doğru gideriz. İnsancıklarım ne alemde? Bunları araştırmak lazım. Serbest upgrade etmem ama o kadar da değer. Sınırlı çünkü upgrade. Terraform'u %10 arttırmak yok. Bu daha mantıklı bizim için. Yaşanabilir her gezegende zaten biz bu tutunduğumuz için. Ya orada yaratık var. Ben oraya girmem. Ben buraya gireceğim. İki tane de gezegeni hemen bir tüneyelim. Şu... Taş çağına dönecek herifler ya. Ama geldi ya filo. Eligulan da 10 yıla gelir. Bu... Ya geldi filo. Şeyleri, gezegenler arası mesafeyi bayağı bir hafifletebiliyorsunuz. Evet, geldik asteroid'i indireceğiz şimdi. Turim'deki salaklar mevzuya uyandı çünkü asteroid geliyor ve onu birileri durdurmaya çalışıyor dediler. Bu onlara teknoloji buff sağlayacak. Sürekli asteroid'i de indirmeye çalışalım ama. Bu bize mineral veriyor burada. %5 oranında bunları uyandırdı galiba mevzuya. Dur bakayım. Yani. Varlığımızdan artık bir nebze haberdarlar. Çok sorun değil. Yani çok sorun değil. Yani olsun, o kadar olur. Burada gemi aldık. Ufak bir destroyer mı? Evet, ufağından bir destroyer bulduk. Yo, hatta şey, bir ufağı. İyi. Ha, dursun. Belki minerale göndeririz. Güzel güzel Word. Buraya hemen bir outpost'u inşa ederim. Çok fazla yaşanabilir sisteme erişim sağladık. Ya bunlarla iletişime de geçebilirim belki, bilmiyorum. Şu an için diplomasi daha kurmadık. Sevimsiz bir ırkmış zaten. Bakacağız. Bir çaresine bakacağız onların. Ben şurayı bir araştırmak istiyorum. Aslında ileri git. Gerçi niye üzülüyorum ki? Bana ne? Aralarında bir savaş yaşadılar. Şöyle. Size yine bahsettiğim olay oldu.
bir iç savaş durumu yaşadılar. Yani muhtemelen bizim varlığımızdan haberdar olan bir sistem. Yok hayır. Buradaki salak şeyler pardon. Yaşam fırınları bir iç savaşa tutuldu. Bunlara ya buraya yatırıma gideceğiz ya buraya yatırıma gideceğiz. Hangisi kazanırsa o oranda buff alacağız. Ama aynı zamanda yardım etmemiz demek kendimizi böyle hani bir nevi şey yapmak demek. Buradayız demek. Yani bilmiyorum. Hangisi daha mantıklı? Rebel daha mantıklı gibi duruyor. Hadi. Devirsinler bakalım. Ha, resmen biz buradayız dedik yani adamlara. Gerçi daha onu ilan etmedik ama anlayacaktır. Okey. Hemen buraya yollayalım ve dış uzayda daha ne bilmiyorsak öğrenelim. Dörtte dört bilim adamına tekrardan çıktık. Yani biraz sıkıntılarda yaşadık. Acı çektik. Tecrübe edindik. Koloni ship geldi. En uzaktaki kalpler sistemine göndermek istiyorum. Koloniyi burası daha yakın çünkü oraya yeni koloni gemilerimden hemen bir atarım. Haydi. Ne oldu lan? Bu şey miydi? Aylık mıydı lan o? Ay senin yardımını yiyeyim ya. Abi aylıkmış o. Babacım kaç ay... War is over. Aradan iki savaş bitmiş. İç savaş. Ama acaba hangisi kazandı? Lan aradan iki savaş bitti de bize yazıyor. Rebellere yardım ettiğim için sistem karışıyor ve daha mutsuz bir hale gidiyorlar. Eğer ki burada tutarsak da biz yok. Biz sadece izlesek yeterli kanzi. Hadi izleyelim. Bakalım ne var ne yok ya piyasada. Güzel. Çok bakım masrafı çok. İyiyim ya boş ver. Yırk birbirini yiyecek diye biz niye dahil oluyoruz babacığım? Ne bilmiyorum. Bu ne? Araştırmaya yeni bir option geldi diyor da dur bakalım. Acaba ne verecek? Technological acquisition successful. Şu mining station output'u alalım. Bu ne verecek ya? Yani yeteri kadar aldık diyor da. Bu şeylerden çok uzaklaymış. Yok. Keşfedilmemiş teknoloji. Bunları hani keşfettikçe tabi bufflar alırız. İlerleyeceğiz orada. Ben bir algılamaya çalışıyorum. Okey tamam o görev bitmiş. Ya teknolojik olarak buff alıyoruz işte. Yeni optionlarla gelecekler. Neye vermiş? Muhtemelen göreceğiz neye buff verdiğini. Yani yeni bir araştırmaya bir option olarak gelecekmiş seçenek olarak. Oraya bir tane daha yolladık. Yeni bir koloni gemisi çok hızlı. İyi. Gerçekten yani seriye güzel bir başlangıç yapabildik. Şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Buraya hani hakikaten patates yani göreceğiz. Emin mi? Nanogration Pact. Buradaki sevimli yaratıklar Nanogration istiyor. Şimdilik makul. Da kanzi bir araştırma falan. Gezegenleri bayağı bir yanıyor iç savaştan dolayı. Şimdi şöyle enerji olarak buff verebilir veya hani silaha çevirebiliriz burada bulduğumuz neyse artık. Yaşam formu da değil yani bilgi mi? Nasıl çevrilir bilmiyorum.
Ben enerji olarak kullanmayı tercih ettim. Evet, bütün solar şeyimize %5 daha enerji verecek. Enerji buff verecek. Benim ırkımın zaten en önemli şeyi enerji buff'u. Unity'ye de buff'ımızı aldık. Daha çoğalmamız lazım. Ona da bir buff alalım. Araştırma gemim nerede? Şuradaki anomaliye git. Sonrasında bir tane gemiyi kazmaya başlatacağım artık. Benim oraya da ilerlemem lazım. Hemen şuradaki sisteme bir oturalım. Burada ne araştırıyorsun sen ya sabahtan beri? Buradaki gördüğünüz alayını kapmamız gerekiyor. Bunlara negration imzaladığım için çok rahatsın. Araştırma gemisinin buradaki işi bitmiş. Şu ileri doğru gönderelim. İnşaat gemisini orada bitirsekten sonra işini alırız. Burada sistem vardı. Ben bunu daha keşfetmedim. İyi ki yaratık yok. Yemedi koloni gemimizi. Çok pahalı o gemiler emmi. Burada yakında bir yaşam formülüyle karşılaşacağız. %90. Ben o yüzden burayı güçlendirmeye odaklanmam gerekiyor. Asteroid şey gelmiş. Güzel. Research Station of Output yine olur. Bunların hepsi bize buff sağlayacak. Zaten gezegenler... Ayy, bu ne olmuş bu şehre ya? Çok çoğalmışlar burada. Şöyle yapacağız. Burada bir de iş sektörü de yok. Dur, hayır, pardon. Şunu da build at. Şunu da. Şunu da. Diğer gezegenlere birazcık dağıtabiliriz. Burada da yine sıkıntı var da. Burada en azından işleri var. Bir gezegenden diğer gezegene tabii ki de adam yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Buraya bir de bir Unity Forge yap. Eleman atayalım diyecektim buraya. Clear Broker. Bu olabilir. Hemen diğer maden gezegenine. Buradaki adam daha da önemli aslında. Unity for Chop %5. Bu mantıklı değil ama burada böyle mineralci falan varsa aslında o atanabilir ama galiba yok. O yüzden şunu alalım şimdilik. Zorb sisteminde bir şey de bulmuşuz. Ona da gideceğiz. Ora bittiğine göre biz bir şurayı, daha doğrusu buradaki önce anomaliyi, ondan sonrasında buradaki madeni kazalım. Ona göre ilerleriz. Ejderha gelebilir. Bu şeylere, arkeolojik şeylerindeki gezegenlerine eğer ki koloni kurarsanız yaratık gelip sizi oradan atabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Koloniyi nereye kurduğunuz bu oyunda inanılmaz önemli. Bütün bir yani yaşanabilir sistemi de feda edebilirsiniz o yüzden. Şu çok önemli. Yok pardon. Yaşayan metal zannettim. Bunu da değilmiş. İkinci koloni de geldi. Hemen onu da oraya gönderelim. Bana bir tane daha koloni istemem. Erken oyunda ne kadar koloniz o kadar iyi. Çünkü nüfus. Bakın 40'a yakın başladık ama şimdiden 40'a mı? 30 başladık. 62'ye 2'ye katladık. Bakın ay. New order. Güzel. Sürekli bu eşeklerden, yani aralarındaki savaştan, tabii ki de dışarıdaki dış mihraklar yani şey yapıyor, yararlanıyor. O da biziz. Onlar savaşacak, biz de öğreneceğiz. Deney yapacağız bildiğiniz. Ama siz gezegene indiğiniz anda önemli olan tek şeyin aslında dış mihraklara karşı savaş olduğunu algılayabiliyorlar. Üzünlü olan kısmı da o. Yani siz gezegeniniz ama bütün gezegende savaşıyorsunuz. Enerjiyi geçti. Edict. Lan ben edict almadım gerçi ama dur bakayım. Available. Buna gerek yok. Enerji silahları olabilir. Mümkün. Şu olur. Edict bakmadık ya. Bir edict policy'si bakalım. Şimdi mining. Bunlar önemli değil. Yani şu an için kullanacağımız şeyler değil de. Starbase ileride bize çok sıkıntı olabilir. Onu her türlü artıralım. Ya buradan şu enerji emin değilim yani teknoloji daha hızlı artıracak da aynı zamanda enerji tüketecek. Ve hani 50 unit'i yiyecek. Ne kadar yiyor ya? Bir görebilir miyim?
Word. 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 Yemin ediyorum Word. Evet. Etiklere dikkat edin. İkiye katladı bizi bir anda. Dediğim gibi bazı şeylere dikkat etmeden oynarsanız işte böyle olabiliyor. Hüzünlü bir senaryo yaşayabiliyorsunuz. Anomali arkeoloji... Yok, sen hiçbir zaman government olmayacaksın. Sen buna gideceksin. Tamam, kas. Kas bakalım, yedim. Gaz. Gaz ulan, gaz. Gaz. Şuradaki yaratık umarım, yani daha doğrusu düşman filosu, yaratık filosu kafayı sıyırıp sağa sola saldırmaz. Burası benim sistemlerimin tam birleşim noktası olduğu için burayı kesinlikle bir tane atmam lazım. Ama bunu yakınlarda şey görmedim, o iyi oldu, içimi rahatlattı. Yakınlarda burada bir yaşam formu göreceğim zannetmiyorum, şu aptal uzaylılarmış, pardon sevimli uzaylılarmış. ona bir bakacağız. Yakınlarda da yaşanabilir bir şey görmüyorum. Olur. Bu sevimli yaratıkları ileride köle olarak da alabiliriz. Böyle vassal medeniyette alabiliyorsunuz. Ama şu an kim kimden daha güçlü bilmediğimiz için aramızdaki şu an ilişkiyi biraz iyi tutuyorum. Yani sevimli yaratıklar en nihayetinde ama bir yerden sonra bizi geçmeden izin veremem. Çünkü bu oyunda eğer ki silaha çok fazla yönelmezsen bir yerden sonra sen çok öne geçiyorsun. Communications alert. Ha, research şeyine geldi. Bir görebilir miyim şimdi? Sen bizimle bir ticaret şey yapma anlaşmasına girmek istiyorsun da. Bizimle araştırma anlaşmasına girmek istiyor bu şey neden ona mantar kafalı arkadaşım. Hadi kabul edelim diyelim. Bir görelim ama ne kim ne veriyor, kim ne alıyor. Araştırma seviyemiz aslında biraz yakın olduğu için şimdilik iş birliğine okeyim. İş birliğinin getirdiği şeyleri göreceğim. Yani karşılıklı iş birliği bazen iyi olabiliyor. Her zaman olmasa da bazen iyi olabiliyor. İkinci koloni gemisini de yollayabilir misin? Güzel. Neredeyse gezegeni yok edecekler lan. Oğlum sakin lan. Savaşın da biraz az savaşın lan. Gezegeni hemen yeni koloniyi ilan edelim. İlan edelim. Oradaki yeri kazaraktan teknoloji elde etmeye çalışıyor. Haydi. İnşaat gemisi yokmuş. Hemen şuraya Starbase inşa edelim. Normalde sınırlarda ilerlemeyi tercih ederim ama iki tane gezegen olduğu için önemli. Onu da git. Şimdi şu çok önemli, almamız gerekiyor. Şuranın ilerisini merak ediyorum. Araştırma gemisi gidecek, bir de şu çok önemli. Eğer ki ben burayı almazsam iki tane sistemi aynı anda, eğer buraya bir düşman bedeni etkisi, iki sistemi aynı anda savunmak zorunda kalırım. O yüzden eğer bir araştırma gemisi görürsek neyimiz varsa bırakıp oraya inşa etmemiz gerekebilir. Ya bu tarafta bir medeniyet bulamamamız enteresan ama %90 şurada bir şey yakalayacağız. Eğer ki yakalamazsak çok iyi, geniş alanda çok fazla toprak bizlere ait olur. Yani zaten sağa doğru gitmeyi çok düşünmüyorum. Şu tarafı da almışız. Evet, burada bize bağlı. Ama birilerini bulduk, evet. Yani iyi insan lafın üzerine gelir. İyi yaratık lafın üzerine gelir. İstasyon mu? Değil. Ama yakınlarda birileri var. Birileri var. Artifact çıkarmaya devam edeceğiz. Buradan aklım hangisi yatarsa onu alıyorum burada. Görelim sınırları, hududu nerede? Haydi. Evet, burada istasyonları var. Ama nerede başlıyor, nerede bitiyor?
Şurayı kapatma vakti gelmiş arkadaşlar. Orayı hemen bir kapatalım. Special project complete. Birbirimizi iyice anlamamız gerekiyor. Benim bir an önce orayı kapatmam gerekiyor. O çanayı şey yapmam lazım. Ama Gorim sistemi de çok zengin. Neredeyse savaşılacak kadar zengin. Daha bizim bilim adamımızın ölme sebebi o. Yanına da binalarımıza bir bakalım. Evet, binalarımız gelmiş. Burada biraz ev eksiğimiz var. Ondan az. Maden dünyasında da biraz ev eksiği var. Ondan az. Max Primus'a şeyleri, tünelleri kaldıralım hemen. İlk iletişim biraz önemli. New World Order geliyor. Göreceğiz. Evet, bitti. Öbür duruyor. Fanatik otokratlar geçti. 1100 şey aldık bu arada. Sırf bunların böyle birbiriyle kavga etmesini izledik diye bize buff veriyor. Şu an için Rönesans çağında, makine çağında ve endüstri çağında olanlar var. Uzay ne zaman çıkacak derseniz, uzay çağı diye bir çağ var ve orada uzaya da çıkmaya başlıyorlar. Yani zaten çıktıkları anda direkt bize teslim oluyorlar çünkü başka seçenekleri yok. System survey complete. Bu tarafta hala daha düşman göremedim ama şurada 10. seviye bir araştırma var ve orayı da almayı bayağı cazip bir hale sokuyor açıkçası. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. İstasyon bir bitersin inşallah. Güzel, buradan ileri doğru git bakalım. Neyimiz var, neyimiz yok. Haydi. Oğlum bu 22 maden var lan burada. Ay, çok çok bereketli bir sistemmiş. Keşke benim olsa. Şimdi buraya bir tane inşaat gemisi lazım. İkinci inşaat gemilerimden nerede var ya? Şunu çağır oraya. Bir saniye yetmeyebilir. Belki çifter çifter gideriz. Değil mi? Hadi. Alsınlarımız artık oraya. Ney? Ne alerti verdim lan? Söyledin de duymadım. Muhtemelen yabancı bir yaşam formuyla karşılaştın. Nerede? Construction complete. Nerede? Bilmiyorum nerede. Umarım çok yakında değildir. Şuraları hemen kolonize edelim. Başlangıcımıza göre gayet güzel bir seviyedeyiz. Enerjiye de gittik. Güzel. Ya gıda ile işimiz yok ama belki organik reaktöre gidilebilir mi? Belki. Abi ben oraya gidiyorum ya. Ben oraya gidiyorum ya. Ama influence etmiyor. Şu salakları keşfedersek belki oraya alırız. Tionort sisteminde ki yaratıklarla iletişime geçmemiz gerekiyor. Eğer ki geçmezsek, yani iki ihtimal var. Vay babam vay. Saldırabiliriz. Ya da iletişime geçebiliriz. Ben iletişime geçmeyi düşünüyorum. Çünkü onlar bize saldırmadı. Evet, burada saldırma. Ha, saldırmamış. Yani buradaki yaratık, koca çirkin şeyi imha edeceğiz ileride tabii ki de. Şimdi her cici çok böyle hani kendine güvenmeyen medeniyet gibi geleceğiz, önce buraya yardım edeceğiz. Önce bir derdimiz, amacımız çalıp çırpmak, yakıp yıkmak değil deyip bir yardıma geldik diyerekten hani yalandan yani şey yapacağız. Yalandan biz de buradayız birader. Bir sıkıntınız varsa çözelim. Ayağına yatacağız. İhtiyaçlarını çözeceğiz. Sonrasında gidip onları şey yok edeceğiz. Doğru kelime yok etmek. bu neymiş? Burada istasyon var mı yok mu? Vallahi yok. Oğlum ben buraya rushlıyorum ya. Zerre umurumda değil. Ya bırak mining station'ı yiyeyim oğlum. Orası çok çok bereket. Çok bereket.
Ya inşallah böyle bir Fallen Empire ısınır da. Gerçi hiç öyle Fallen Empire'lar öyle şey olmuyor. Onlar bizi çok uzun zaman önce keşfederdi ama. Abi mükemmel bir yer yani şu an ya. Direkt sağ sağ yapasın var biliyor musun? İnanılmaz yani. 34 maden ne demek? Ulan savaş çıktı sebebi lan o. Zaten savaşırız. Orayı öyle yedirmezler gülüm. Kustururlar adama yani. Bahacığız. Anomalilerin de alayına gidelim. Arkeolojiyi de kazmaya devam edeceğiz. Bir yandan arkeoloji yaparken bir yandan da devam edeceğiz. Şuraya hemen bir sağ sağ yapabilirsem bir de solu merak ediyorum. Şu da çok enteresan bir yapı. Neymiş göreceğiz. Daha istasyon kuramadım oraya. Bilim için kanzi. Bunlara şey gemisini kaybetmiş uzayda. Diyor ki ya gemiyi dızla ya da geri ver diyor. Ben geri verdim. Ordu gücü olarak fazla defansif anlaşmaya okeyim. Bilimde ileride bizde belki yani iyi bir anlaşma olabilir. Hatta yani biz 2 kazanırız, onları 3 paylaşıyoruz. Aslında teknolojide biz daha ilerideyiz ama filoda daha üstün. Önemli değil, biz zaten filoya şu an kasmadık. Makasarız. Daha Destroyer sınıfına geçemedim ben çünkü. Ona bir geçtik mi ki? Yok, daha geçemedik. Korvetteyiz. Destroyer'a geçtiğimiz anda katlarız. Teknoloji çok üstün çünkü bize. Şuradan da bir devam et babacığım. Bak buranın da kesişim yeri şurası. Eğer oraya kadar rush'larsak imparatorluğumuz çok büyük olacak. Harika. Direkt 100 şey verdi bize. İnfluans verdi. Ya 300 mineral yiyeyim ya. Cepar şey oğlum bizim 300 mineral bir gezegene yakıtımız var. Buraya bayrağı dik. Arkeolojik var orada. Onu kazabilirim. Bizim maden gemisinin etrafında öyle şirin şirin dolaşıyorlar da ateş etmezler illa. Ederlerse sıkıntı ama önce orası. Önce sağ sonra orası aşağısı. Ya şuradaki sevimsiz yaratıkları keşfetmem lazım. Çoğu şeyi otomatikleştirebiliyorsunuz. İleride dediğim gibi bu oyundan başlangıcı bence mikroyu bayağı bir iyi yapmak gerekiyor. Yavaş. Onu inşa ediyor musun? Ediyorsun. Burayı da inşa etmeye başlayalım. Önemli çünkü. Burada bir şey yok zaten. Bura tamamen bizde. O yüzden oraya gitmeyeceğim de. Zorf'u alacağım ki burayı alabileyim. Belki relic, belki bir buff, belki ileri teknoloji keşfederiz. Ona bir bakalım. Yeni kolonide de geldi. Hemen buraya yine bunlardan alıyoruz. Ve ilk başta nereden bulduk? Neymiş? Bak işte. Engineer Research. Burası şey gezegen abi. Gerçi çok da bir buff'ı yok ama hani bilim gezegeni olabilir tesi var. Ne, bir dakika neresi? Hangi sistemi? Alır. Yalandan yer araştır işte. Artık kendi etrafımdaki şu iki tane habitatı da kolonize etmem lazım. Hatta onu da bir alalım ama ben önce göreyim. Yakında keşif olacak bu arada. Bir de birbirinize eğer ki ateş ederseniz daha hızlı iletişim kurabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Yani birbirinizi daha hızlı anlayabiliyorsunuz. Hani sen bana vermek ateş ben sana sıkmak falan gibi.
Yani savaş her zaman çözüm değil ama iletişimi kolaylaştırdı kesin. Abi o maden için kurşun atar, kurşun yerim yani gerçekten. Riskleri kabul ediyorum okudum. Anana avradını. Hostile diyor. Katil medeniyette yakınız. Galiba sol taraf aynen. Size hostile baktığına göre yani ya katil ama yanındaki Hazaran Union da şey. Hazaran çok tavşan gibi ufak kalmış. Bak şuna bak. 4-5 sistemi var. Bizim kaç gezegenimiz var. Ufak kaldı ama onun filosu güçlü ve biz onunla savunma anlaşmasındayız. Şimdi ufak şey ufakken. İşimize yarıyor. Hemen yani şuradaki filoyu da sınıra koyayım. Burada dönecek savaş %90. Yani ilk savaşımız muhtemelen burada dönecek. Bayağı da ilerledik ya. Yani normalde bu kadar dediğim gibi yani 30'dan fazla medeniyetin olduğu bir galaksi ise ki 30 artı 5 artı ufak tefekler daha fazla bekliyor insan. Çünkü AI da böyle diğer ulusları yok etmiyor. Genellikle vasallık altına alıyor. Hatta ben bu Hazaran Union'ı pil olarak yetiştirebilirim. İlerinin pili olarak diye. Ay şuraya var ya gayış gibi geldi. Maşallah. Abi ben burayı anlamadım. Burada bir şey oldu bak. İstasyonu da kaybetti o salak. Allah Allah. Normalde gelirdi yani buraya kadar. Çünkü sınırlara bakarsak oradan gelmesi lazım. Buradan da buranın da bağlantısı yok mu? O var bro. Bu kesinlikle sağdan spiralden bağlı. Yani şuradan aşağıya doğru bağlı. Bakacağız. Duruma göre ticaret anlaşmaları yapabiliriz. Şu an için aramızda onda friendly gayet iyi. Ya zaten ben de dedim ki. Bizle iletişim birazcık kesiyor. Kendini bulmamızı istemiyor. Yani korkak bir medeniyet olabilir ya da katil bir medeniyet olabilir. İkisinden biri göreceğiz. Ama şurayı almak bizim için çok stratejik bir yerdi. Evet, yeni kolonizasyonumuzu direkt habitatlarımıza yapacağız. Yani Ring World'da yapacağız. Technological acquisition successful. Yeni edikt. Buna gerek yok. Terraform'a da şu an gerek yok bence. Zaten çok fazla gezegen var. Abi silah araştırmamız lazım. Bizim teknoloji, askeri teknoloji lazım bize ya. Bilimde şu an çok zayıfız. Da kapitüle birazcık daha şey yapmamız gerekiyor. Research lab yapalım hemen. System survey complete. Artifact'e de hani buff verebiliriz ama yok şu an gerçi yok. Ya çok büyük bir bilinmezlik var. Başlangıç için bile iyi bir bilinmezlik. Kim nerede ne yapıyor göreceğiz. Gerçekten başlangıç için bile büyük bir bilinmezlik içerisindeyim yani. Artifact kovalıyoruz ama o kazdığımız yerlerin bir bedeli var. Evet burada filo görüyoruz. Ya burada var istasyonu var da bu. Yani defans platformuna benziyor ama emin değilim. Maden istasyonu. Yok ya bu oyuncu. Ya şey AI. Acaba hani yaratık mı diye düşündüm ama. Ha yaşayan metal bulduk. Harika. Harika. Çok önemli bir teknoloji çünkü ileride zırhlarımızı böyle gezegen yani şey giderken yani sağdan sola giderken gemiler hasar alacak savaşlarda. Eğer ki o teknoloji sahipsen gemi yavaş da olsa tamir oluyor ve bu önemli bir şey. İlk çıktığımız yerde bakalım. Mesut. Güzel. Adam dil bilimci olarak başladı ya lan. Harika.
Research speed, aynen bu olur. Terraform edebileceğimiz bir hayli fazla gezegen var. Terraform... Ha, bu araştırma gemisiymiş. Terraform edersek her iyi olur. Benim sınırlarım araştırma gemisi göndermeye izin veremem. Eğer buraya o geliyorsa o salak gemi gelemez. Close atarım gerekirse. Yani... Gemini çek istersen gülüm. Burada bir bilim gelişecekse benim bilimim olacak. Çünkü kendi sınırları kapanınca et sağ sola salça olmaları meşhur o yayların. Ona bakacağız. 67.000 gördüğünüz gibi mümkün değil yani öyle şu an araştıramayız. Mümkün değil şu an o seviyede araştırmamız. Evet buraya istasyon ya araştırma gibi gözüküyor. Bizim hemen şuraya bir istasyon kurmamız gerekli. Böylelikle buradan da bir blok atacağız. Yani en azından iki sistemde ön hattı savunmaya kurabildim. Yani duruma göre buraya da yapabiliriz. Ama buraya şu an daha yeni araştırıyor aslında. Bir bakalım ne var ne yok. Şurası ama inanılmaz gelişen bir yer. Buraya ben yatırım her türlü yaparım. Burası gerekirse yani starport olarak kalabilir. Yani zaten buradan 7 tane yapabiliyorum. Gerekirse kalsın. Çünkü savaş gemilerini getirebilir yakında. Burada mevzu çıkabilir. Mevzu çıkarsa kalesi olan taraf daha avantajlı olduğu için her türlü önemli. Şu ikinci koloniyi de atalım. Hayır, dur Max Prime olmasın ya bunda ismi. Dur. Kim? Dur! Nerede? Dur. Bir dakika. Göremedim. Tamam. Kayıp yaşamadık da hangi gezegende saldırıya uğradık lan? Gerizekalı kafam. Tabii ki de bedava olan hiçbir şey şey değildir. Yanasına avradına be. Oltaya geldik ya. Ben dünya kadar şey inşa etmiştim ya. İstasyona saldırmadılar ama. Abi. Şansıma sıçayım. Şu makineyi de uyandırdık. Nerede o bilmiyorum ama bir tane makine bulduk ve uyandırdık. O makine dolanıyor bazen eğer ki düşündüğüm makineyse. Ya şöyle... Gördüğüm en zengin sistem de çevredeki ve illaki bir cezası oluyor. Ya buradaki maden kolonileri bunu uyandırdı. Tabi bu kadar zengin oluyorsa vardır bir sebebi dedi. Yani savaş filolarımız şu an için yetersiz. Aptal ırkı da bulduk. Evet orası ortak nokta. İşte o çok kötü oldu. Buradaki istasyonu fullesem bile nasıl olacak bilmiyorum. Biz yine bataryayı falan ayarlayalım da. Bilmiyorum yani. Range verirsem gelip onu yok ederler. İstasyondan dolmak istemiyorum açıkçası. Hala da şurada ilerleme kat edebiliriz. Güzel. Ya gitti bütün istasyonlar. Dünyanın madeni gitti orada. Neyse giden maden olsun gülüm. Güzel. İlerleme var. System survey complete. Gerizekalı bize sınırlarını kapatmış. Ben de sana kapatayım sınırları. Bizi sevmiyor. Muhtemelen savaş çıkacak şu tavşan ırkıyla. Tavşan değil, kuş ırkıyla. Kiminki daha büyük belli olur birazdan. Aslanım. O taraftan gelirse yaratıklar onun yer. O yüzden bütün yatırım galiba o kale üzerine olacak. Son olarak şuraya bir outpost atıp hazır burada kaybedecek de bir şeyimiz yokken yatırımı buraya kanalize edebilirim. Biz direkt tespit ettiklerine göre robot Fallen Empire ama robot Fallen Empire'ı.
Bunları asimile etmek bana keyif verecek. Evet, bu Fallen Empire ama... Yo, Fallen Empire değil bu galiba lan. Değil. Fallen Empire değil o. Bu Fallen Empire da. Gerçi o da Fallen Empire olabilir. Dur bakayım ya, buradan anlarız. Yani veri bilmediğimize göre %90 Fallen Empire. Şu tavşan... Bize karşı güçlü durumda. Belki bir gün şımarıp bize karşı saldırıya da geçebilir. Ama güç olarak, yani askeri güç olarak fazla. Yani çok az sistemde kaynaklarını... Ya biz de istesek şu an ordu kurarız da... Kurmamız da lazım aslında. Filoyu en azından bir 40'a çıkarmak gerekiyor galiba. Kur. Communications alert. Bu galiba şey değil. Fallen Empire değil, aynen. Fallen Empire değil. Bir duruyor. Aslında önceden gösteriyordu ya direkt bu Fallen Empire mı değil mi diye de. Yani yapacak bir şey yok. Okay. Bölüm sonuna yavaştan gelelim mi? Yani ilerleme kat ediyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz. Hatta gördüğüm en iyi başlangıçlardan birini yaptık bu seride. Ve aynı zamanda da ilerleme, yani katli olarak iyi gidiyor. Bilmediğimiz birkaç şey ve potansiyel düşmanlarımız sınırda var. Yani influence'a dikkat ederekten hızlı hızlı gideceğiz. Şöyle şöyle gideceğiz. Hatta ayı burada çok önemli. Şunu alıp şunu alıp şunu almam gerekiyor. Zaten aslında ya şuraya şimdi inşaatı iptal et Kanzi ya. Orayı alabilir o ya. Vallahi dert değil. Hiç dert değil. Hiç önemli değil. Yani zaten iki cephesi olacak. Bence çok gerek yok. Yani iki enerji için ben oraya koloni yapmam. Şuradan ne çıkacağı önemli. Çünkü şurayı düşündüm. Burayı, burayı ve burayı alırsam şurayı da kapatmış oluyorum. Tabii şuradan bir geçiş varsa durum değişir. Bu arada şimdilik bu. Yani ileride dediğim gibi farklı geçişler ortaya çıkabilir. Farklı bağlantılar çıkabilir ama başlangıç ne kadar yayılırsak o kadar iyi ekonomimiz açısından. Ve aynı zamanda ulusumuz açısından. Bakın popülasyonumuz, bakın 88. Buradaki tavşan ırkının ne kadar popülasyonu var. Ya muhtemelen 4 tane yaşanabilir gezegeni var. Ne kadar olabilir ki? Ya bizim ama çok daha fazla ve artacak. Ne kadar gezegen o kadar popülasyon. Yani artışı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım serimiz istediğiniz gibi gidiyordur. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Matrix devam edecek. Daha doğrusu başlamadı ama yakında devam edecek. Bir sonraki bölüm bu arada içimizdeki o gelişmemiş medeniyetleri Matrix'e sokacağım. Kendinize bakın. Görüşürüz.